Evet, hoş geldiniz. Belki de Fadıl'ın bir gün çıka geleceğini düşündünüz. Doğru mu? Belki de Fadıl ölmedi dedik. Tesis kapatalım. Öyle bir Fadıl bir temel atmış ki, bir senaryo atmış ki olanlar olmuş ve Luis'in bundan hiçbir haberi yok. Şunu düşünün. Dördüncü duvarı kırıp sizle konuşuyorum. Her şeyi biz baştan. Hani bu şehre ilk gelirken Seyfullah Başkan ilk gelip dayı oğullarıyla buluşup belediye başkanlığı seçimlerine geldiği gün vardı ya. Hepiniz biliyorsunuz. İşte o günden beri bu günlerin temeli atılmıştı. Hepsi yazılmıştı. Fadıl'la Davut'un, sadece Fadıl'la Davut'un bildiği bir yer vardı. Ve bunu biz bu zamana kadar Luis'e bile söylemedik. Luis'e bile Fadıl söylememiş. Ben Seyfullah Delioğlu, ben de bilmiyorum. Çünkü şehre sonradan geldim. Ve Delioğlu mafyasını artık ağabeylik yapıyorum, patronluk yapıyorum. Biz bunu 3 sene boyunca Luis'e bile söylemedik. Ve Luis bunu ilk defa bugün öğrenecek. Şimdi malikaneye gidiyorum. Tony'yi arayalım. Zülfikar'ı adamı olarak koymuş Davut bu arada. Zülfikar iyi mi kötü mü buna da bilemiyorum ama bakacağız. Davut ilk baştan beri demek ki hain. Şimdi bir gidelim bir bakalım Tony amcaya. Olayları bir doğal göstermek istiyorum çünkü. Alo. Tony neredesin? Banka bahçedeyim ya. Bizim. Geliyorum. Davut'un orada. Birazdan oradayım tamam mı? Tamam. Bu olayı bu akşam bitirmemiz lazım. Ya bu şerefsiz yapıyor onu söyleyeyim sana da. Tamam tamam geliyorum. Arabası da burada Davut'un bak. Geldiniz mi? Geldik. Bug'a öldüm. Patron iyi misin? Patron? Ozi çıkmam lazım. Ne oldu Yasin? Bilmiyorum. Tansiyonu düştü acaba? Patron. Patron mu bu? Onun maskesi değil mi ya? Bir arabadan indireyim. Arabadan da inmiyor. İndi. Allah Allah. Kan şekeri mi düştü? Galiba. Kişi. Evden şeker yenisi getirsem mi? Bu abi. Aa, neyse gelir o kendine. İyi misin patron? İyiyim iyiyim. Ya kapıyı açtım en son. Yasin de bana çarptı. Ben çarptım. Allah katın. Ha, bir şey oldu evet ha. Evet yani ben de evet. Değil. Tamam ben de şuna bir tekme at da kalksın ya uyuyor ya sabahtan beri. Kalk lan kalk! Kalk! Hemen geliyorum ben Tony amca. Tamamdır. Kalk şerefsiz sene dur eğil. Dur. Dur orada ters bir hareket yapma. Oh. O ne sende emanet var mı? Bende var. Rahatladı ya. Tamam emaneti tut şuna doğrult. Tamam. Şu şeyin altında ama. Tamam. Zaten iki türlü şeyle uğraşıyoruz. Mafya olduk. Kafam hiç mafyalık da değildi. Hiç mafyalık da değildi. Mafya mı olur Sevul abi? Hayırlı olsun. Konuşma lan. Sen de mezarlığa cenaze olacaksın zaten. Şimdi bana bütün olayları bugün anlatacaksın. Hepsini tek tek. Şimdi bizim ailemizdeki muhbir Zülfikar mıydı? Konuşsana. Muhbir kim bilmiyorum Sevul abi gerçekten. Ara onu gelsin buraya. Ara onu buraya gelsin çabuk. Zamanında tamam, sadece saniye. Fadıl'la senin bildiğin yeri bugün bana göstereceksin. Tony, Luis'e buna ben söyleyeceğim tamam mı? Tamam patron. Ne yaptıklarını bana açıklayacaksın. Kim bilir nelerde sakladı ya. Arıyorum hemen. Lan milyarlık dolarlık şeyleri niye söylemiyorsun it herif. Amca bir sus. Alo. Zülfikar oğlum nasılsın? Ya ayağa kaldıracak beni şimdi. Ha oğlum yatıyordum ya. Şimdi sen malikaneye gel, bizim özel not defterine getirin. Acil gelsin. Aynen, çıkar getir onu oğlum. Evet, getir. Sen gel oğlum.
bu ahır kısmına getir. Hadi görüşürüz. Geliyor Seyful abi şimdi. Evet anlat sen, dinliyorum. Not defterini getirecek de çeşitli büyük bir mal varlığı var tabi orada. Bazı gizli devletsel bilgiler de var derin devletle evet. ilgili. Ama ben o şifreli not defterini size açıklamadan önce benim bir can güvenliğine ihtiyacım var. Şimdi sizin bana söz vermeniz lazım. Ben sizin sözünüzü tuttuğunuzu biliyorum Rajon gereği. CK mezarlığına gitmemem lazım benim. Kesinlikle onu söyleyeyim size yani. Yoksa bu iş olmaz. Nereye gitmeyeceğiz? CK mezarlığına gitmemem lazım benim. Allah'ım. Onun güvencesini almam lazım. Seyfullah abi. Çok akıllı bir adamsın. Çok akıllı bir adamsın sen. Ne olacak lan senin muhalif? Ha, demek Faldın'la tek... Gel buraya gel. Gel buraya. Gel buraya. Getirdim not defterini. Çıkart maskeni. Çıkart maskeni. Çıkart maskeni. Sera. Buraya kimse gelmesin Sera. Tamam patron. Tamam dışarı. Korkma oğlum. Maskeni çıkart. Geliyor. Abi maskemi çıkartamıyorum ya. Ver bakalım. Ya ayağa kalk bir tane vurayım şuna ya. Şimdi Seyfullah Bey. Söyle. Ne diyorsunuz, anlaşmayı düşündünüz mü? Şimdi sen bana o yeri söyleyeceksin. Evet. Bunun karşılığında CK mezarlığını istemiyorsun. Kesinlikle. Tamam. Bana gösterdiğin takdirde Delioğlu ailesinin üzerine yemin içerim. Seni CK mezarlığına yollamayacağım. Tamamdır. Adamım Zülfikar da aynı şekilde. Senin adamın mıydı? Benim oğlum. Hain herif. Bu zamana kadar bize söylemedin bunları? Çünkü Faldın abiye bir yemin etmiştim. Seyfullah Bey, siz de zamanı geldiğinde aslında bizim hain olmadığımızı, Fadıl Delioğlu'na hizmet ettiğimizi anlayacaksınız. Umarım çok geç olmaz. İnşallah. Bakacağız. Faldın abiye yemin etmiştim, ondan yapalım. Gidelim. Ulan o zaman niye vazoya geçiyorsun kafama? Saçma sapan sorular sorup üstüme saldırdın Tonemce. Tamam. Sakin ol. Bu işi gizli bitireceğiz. Ama bu işi Luis'in de bilmesi hakkı. Seyfullah Bey, ne kadar az kişi bilirse o kadar iyi aslında. Luis'in bilmesi gerekiyor. Bu zamana kadar zaten ben değil, Luis'e bunu söylemen gerekiyordu. Fadıl'la gizli olan yeri bu zamana kadar hiç kimseye söylemedin. Ama bunun Luis'i bilmek hakkıydı. Çünkü onun manevi oğluydu. Onun da emeği var. Sonra öğrendi ki onun gerçek oğlu çıktı. Tabii, çağırın şimdi o zaman. Şimdi ben Luis'le konuşacağım. Tamam mı? Zülfikar, korkma. Kıyafetlerden bir kaybolalım. Zülfi, gel bakalım. Seninle sonra konuşacağız. Ben ne yapayım? Burada mı bekleyeyim ya? Hayır, sen de geleceksin. Sen de gel. Burada ya. Ben de arabayı alırız. Doğru tabi. Aç bunu kaç satlardan. Arabaya mı iniyoruz? Ya bağladı beni burada ya. Şu bagajı at da şu an arabayı koyayım ya. Bagajı açsana. Şu Tony amcaya bir yardım et Zülfikar oğlum. Koluna gir. Ne diyeyim ya. Yavaş yavaş. Bagajı aç patron. Bagajı mı? Şu tekerlek sandalyeyi koyayım ya. Kucağına al. Kucağına al Tony'yi. Lan bu nasıl tip arkadaşlar? Tamam, şimdi hepinizin tamam. Tüyleri diken diken olacak arkadaşlar. Gidelim Seyfullah Bey. Şerif ne hale çevirdin lan bizi? Ya şimdi Tony amca hatırlamıyorsun mekanı, da. Mekanı işaret atın. O tabi. Tamam bir saniye. Demek şehrin göbeğinde gizli bir yeri vardı ha Fadıl'ın. Neden daha önce Davut söylemedin peki bize? Seyfullah abi, bilmediğiniz bazı planlar var, o yüzden aslında şu anda da söylenmemesi gerekiyordu. Tony amca manyak adam üstüme saldırdı, benim durum bu hale geldi. Yani ama sen şimdi dolandı, iyi biri olduğunu söylüyorsun. Ben aslında Fadıl'ın yeminine sadık birisi oldum. Bunu bana kimseye söyleme dedi. Ve bana da güvenmedin değil mi haliyle? Size zaten Seyfullah Bey kendi kardeşiniz bile güvenmiyordu. Polis olduğunuzu falan söyledi. Ben ne kadar evet. doğrudur bilmem evet. ama kendisi bile güvenmiyordu size. Şimdi ben ne kadar emekli polis olsam da Fadıl yeğenimi çok severdim. Zaten o da polis olmak isterdi. Bilmiyorum sana anlattı mı bunları? Evet evet biliyorum. Ama Amerika'da olan bütün CIA'ler, FBI olsun hepsi bunun üstüne geldi. Burada bir derin devlet yapılanması kuruldu. Fadıl, zaten biliyordum bu çiftlikte saklanamayacağını. Şehre çok yakın. Demek gizli bölgesi vardı ha. Zaten Fadıl polis olmak istediğinde tüm sınavlara falan girdi. Lakin bu şehrin adaletinin polislikle sağlanmayacağını anlayınca bu evet. racon işlerine girdi. Zaten siz de bunu fark etmişsinizdir. Evet, kaç doğru. senedir bu işi yapıyorsunuz. Gazetelerden hep takip ettim. Bakalım. Ben Luis'in ne yapacağını şaşırdım. Beni arıyor. Durmadan beni bu kim ya? Alo. Evet Sera. Sizi bekleyelim yoksa sivil mi takip? Hayır. Siz serbestsiniz. Tamam mı? Ben yokum. Tamam. Bu LD coin olayı vardı ya. Evet. Onu şu an aramaya koyulun. Şu an. Tamam.
Ama sivil olarak, sivil olarak. Tamam. Haydi. Tamamdır. Telsizle kırdım. Telsizi kırın. Zülfikar telsizin varsa kır telsizi. Tamamdır. Burası ha? İleriden sağa gidelim. Yok yanlış ya. İleriden evet. Demek burası. İlk önce bir vakıkaya uğramamız aslında daha mantıklı olurdu. Bir oraya uğrayalım. Luis'e de ben bir haber vereyim. Luis'in artık bunu bilmesi hakkı. Ben şeyi çok merak ediyorum. Gazi Osman'ın elinde olup da bize söylemediği acaba sandukada ne var? Kesin vardır onlarda da bir şey. Onu çok böyle merak ediyorum. Devam et. Tamam şuradan geçelim. Patron. Bir Luis'le konuşayım bekle. Neredesin? Alo patron. Ben malikanedeyim. Şimdi telsizi kırıyorsun. Tamam. Vakakan'ın oraya gel. Telsizi kır. Kişisel işim var de çocukları LD coin'e yolladım. Sen de söyle LD coin'in satışını bulsunlar. Çabuk. Anlaşıldı. Patron. Tamam gelecek. Vay be Davut. Sana şöyle söyleyeyim. Senin ne olup olmadığını hiç çözemedim. Hiç anlayamadım. Eski emekli polisim. Çok fazla istihbaratı işlere girdim ama senin nasıl bir insan olduğunu hala çözemedim. Hala sana güvenmiyorum biliyor musun? Ben de sizi pis çözemedim. Fadıl oğlum hep derdim. Senin kardeşin nasıl birisi konuyu değiştirirdi hep. Artık hikayenin bir olaya bağlanması gerekiyor kardeşlerim. Artık hikayenin bir olaya bağlanması gerekiyor. Artık bağlayalım değil mi? Yeter. Yapardı. Hep buraya geçiyorum biliyor musunuz? Ne saf adamım ya. Luis'i bekleyeceğiz. Artık bütün gerçekleri öğrenmemiz gerekiyor. Aa, geliyor galiba. Bütün gerçekleri. Biraz erken olacak ama. Yeriz. Evet. Mafyalar abi. Mafyalar da yükseldik. Sıkıntı yok. Şu an içim iyi değil. Luis daha çok merak ediyor. Birini öldürdüler mi kartel? Yok. Vallahi masada Tony. Hı. Kartel bizi bayağı bir yağladı. Gazi Osman silah da onda kele satışına başlamış bu arada bugün. Ama biz almadık sonra alacağız. 1 milyonmuş tanesi. Şu sonrası. 3 tane alan aileler oldu. O Poyraz'ı var ya orada görmeliydin ha. Yüzü bir ekşidi. Böyle bir şey yok. Kudurmuştur ya bizi kudurdu, öyle görünce. Kudurdu. Kudurdu. Bir bekleyelim bakalım. Luis'in yanında çok ağlamamaya özen göster Tony. Çok abi duygusal çocuktur. Ya. Çünkü geliyor galiba. Baba, söyle. Dikkat çekmemek için arabadan inmiyorum. Aa, büyük bu arkadaki Poyraz değil mi? Evet. Bayatladı. Büyük araç mısın? Evet. Çaktırmadan bizi takip et. Anlaşıldı. Bu ismiş. Doğru yer mi? Vay be Zülfü. Demek Fadıl'ın yemin içmiş konuşmayan koruması ha. Aferin aslanım aferin. Lan hiç haysiyet yok mu lan sizde? Zülfikar oğlum sen yeminine sadık kal. Abi bir kere söz verdik artık. Buradan sayılacak şu an. Şimdi direkt girmeyelim içeri tamam mı? Bagajı açtı şu sandalyemi al. Üst tarafı. Nereye? Üst tarafta şurada. Bagajda yedek şapka var mı? Al. Sandalyeni al. Dikkatli ol aman. Koluna gir Zülfü. Tony amcamız bizim her şeyimiz. Tamam. Hadi gidelim. Tamam bekle yavaş. Şapkamı da alayım da. Geldin mi Luis? Patron. Çıkar şapkanı. Luis oğlum hoş geldin. Üstünü değseydin be. Patron acilen geldi. Telsizi falan attım yere parçaladım. Zülfikar. Buyur patron. Şimdi Fadıl zamanında Davut'la sadece senin bildiğin mekan ha? Evet patron. Buraya biz sadece bir kere geldik. Davut abi bilmiyorum ama. Patron. Gel. Ben buraya her hafta gelirim Seyfullah Bey. Kontrole. Bu Fadıl sana zamanında böyle bir gömülerden falan bahsediyormuş doğru mu? Evet patron. Ben bu Davut denen lavuğa hiç güvenmedim. Biliyorsun evet. Sana da çok evet, söyledim patron. Sen güveniyoruz demiştin.
Evet patron. Bu adam bütün her şeyi biliyormuş. Ve eski işte baba yadigarı adammış bu zaten. O zamandan beri şeymiş. Ben evet. Bu adamı bir ata bağladım, sürükledim çiftlikte. Ben tamam. Bunu konuşturdum, bir işkence yaptım. Sonra dedim ki bak, ya dedim Fadıl'ın bu işleri yaptığı gizli yeri söyle. Ve bana dedi ki bu gizli yerleri Luis'e bile hiç söylememi istemedi dedi. Hiç söylemeyeceksin demiş buna. Göya bilmiyorum, hala inanmıyorum burada bir şey olduğunu ama böyle bir iz üstüne geldim. İçimizdeki hain de Zülfikar'mış. Patron. Sera değilmiş, boşuna şüphelenmişiz. Ve şu an ikilemde kaldım. Zülfikar ya hain görünümlü Fadıl'a biat eden bir çocuk. Çünkü mekanı o da biliyor. Ve Fadıl yemin içtirmiş bu zamana kadar söylememesi için. Ve Fadıl aslında sen bu şehirde yaşarken burayı biliyormuş ve o sana hiç söylememiş. Senden bunu 2,5 yıl Fadıl'la tanıştığın zamandan beri hiçbir şekilde sana bile söylememiş. Sadece bunu mail yolunda, fiskos yoluyla kendileri biliyormuş. Sana hiç bu zamana kadar söylemediler. Ve bu gizli yeri bu pis şehirde şu an bize bu Davut söyleyeceğini iddia ediyor. Metin ol evlat. Galiba bu zamana kadar Fadıl'ın sana bıraktığı miras belki de şu an ramak kaldı. Silahın cebinde değil mi? Benimle patron. Davut herhangi bir iş yapabilir. Bu zamana kadar sana, anladın sen, hiç söylemedik. Evet. Hiç söylemedik, sıfır. Bunu Davut söylüyor. Söylemedik diyor. Ben de senin bir amcan olarak ben de ilk defa göreceğim. Hadi. Tamam patron. Davut. Seyfullah Bey, hazır mı? Şimdi ben biliyorsun tedbir gereği sana silah doğrultmak zorundayım. Şimdi bu mekana Zülfikar'la sen bizi götüreceksin. Tamam mı? Evet. Tony evet. Sen girebilecek misin bu halde? İstersen Zülfikar sıtlasın seni. Girerim. Sıtlayalım mı seni? Bir bacağım tutuyor ya. Zor zor yürüyorum. Şuraya yürüyorum. Silah çıkart. Silah çıkart. Ben bu Davut şerefsine güvenmiyorum çünkü. Silah çıkart. Hadi götürün lan. Yüzleşelim lan artık. Yeterin. Luis oğlum, malikanede sana dediğim şeyleri hatırla, tamam mı? Tamam tamam. Tony. Girelim mi konuda Tony? Ya iyi. Tamam. Vay be, eski toprak, eski toprak Tony. Kumu. Sus. Tedavi görüyoruz, Allah'tan iyi geldi. Luis, bir oyun olabilir, dikkatli ol. Doktor, ne yaptın sen bu adama ya? Ben bir şey yapmadım, üstüme saldırdı ya, ben kendimi savundum. Fadıl'la sadece Davut ve Zülfikar biliyormuş burayı. Tony'ye de yarım yamalak anlatmışlar zaten Alzheimer'lığını kullanarak. Ama Fadıl yemin içtirmiş ve Fadıl'ın mührü çıktığı bana gösterdi kağıtta. Patron. Bu depoyu biliyor muydunuz Seyfullah Bey siz? Evet. Bilmiyordum. Gelin. Bu depo aslında çoğu kişinin bildiği bir yer, polislerin bile. Luis, burada gizli patron. Bir geçit varmış. Sen biliyor muydun? Vallahi bilmiyordum patron. Tamam, biz de ilk defa öğreneceğiz. Oyun olabilir. Yavaş yavaş. Nereden geçeceğiz? Arkadaşlar bir saniye. Nereden geçiyoruz? Geçeceğiz patron, bir dakika. Şu an burada yaşanan her şey buradaki insanların arasında kalırsa müteşekkir olurum. Çünkü hepimizin yemini var. Buyurun. Laga luga yapma Davut. Zaten olan olmuş. Lan nereye götürdün? Oha! Şşşş. Sakin ol sen. Metin ol. Metin ol. Patron. Metin ol. Metin ol. Fadıl Delioğlu. Fadıl Delioğlu. Fadıl Delioğlu. Bana malikane göstermiş. Boş Fadıl fiyat. Delioğlu. Fadıl Delioğlu. Fadıl Delioğlu. Fadıl. Yakuza mührü patron. Kapının önündeki. Şşşş. Yakuzaları indirdiğini görmüştüm gazetelerden. Yakuza mührü o. Ne? Fadıl. Patron. Ulan yoksa Fadıl aşağıda mı? Bura nere? Tuğun amca saçmalama. Seyfullah Bey, burası Fadıl Delioğlu'nun deposu. Bakın 3. Ramses'in orijinal portresi, 20 milyon dolar. Burada sana böyle değerli eşyalar falan var. Silahı beline tak Luis. Patron. Gelin. Gelin, burası bizim gizli. Şu iskeleti aldırış etmeyin. Gelin. Davut abi buyur önden. Zülfikar. Eyvallah koç. Bize niye söylemedin ki bu zamana kadar? Çünkü bir yeminim vardı patron. Seyfullah Bey, zamanı vardı. Demek Fadıl'la ikiniz burada 3 yıl boyunca işlem yaptınız. Ben her hafta buraya kontrole geliyorum. Da. Her hafta buraya kontrole geliyorum. Davut abi önce nereye gidelim? Ulan zamanı varsa o zaman niye kafama gelin, vuruyorum? Gelin önce buradan gidelim. Önce alt şimdi Seyfullah Bey, burada doğru kombinasyonları bilmezseniz. Bir dakika lan. Oğlum siz kimle oyun oynuyorsunuz? Seyfullah Bey sakin ya, burası Fadıl'ın ise bana ondan bir iz gösterin. Bak Fadıl'ı gelirseniz bu zamana kadar Luis tanıyor. Bana en azından patron, bir fotoğrafını gösterin. Bir aile patron, soy ağacını gösterin. Patron. Fotoğraf o zaman, ofise geçelim ilk Zülfikar. Luis dikkatli çok ol. Çok karmaşık. Kaç? 2 numaralı da. 2 numara bura. Karşımıza bir şey çıkabilir, tamam mı? Dikkatli ol. Tamam abi. Ulan nereye gidiyoruz?
Acaba kramp mı diye. Var mı? Patron! Fadıl abinin planları. Fadıl abinin portresi. Fadıl'ın resmi değil bu. 6 numaralıya bak. 6 numaralı Fadıl abinin resmi patron. Gençliği. Sahtesin bak. Winnie Piston. Şehir dışına çıkacağıma kullandıysın. Lan. Bana olgun fotoğrafını ama. Gösterin. Ben patron. Fadıl'ı kaç seneden beri görmedim. Ben gördüm Kar, patron. Oğlum, Luis oğlum söylese ne olduğunu. Patron ben gördüm patron. Bu başka, Fadıl abinin küçüklüğü. Luis, sen, aşiret zamanlarımız. Bu fotoğrafı bizzat başka ben başka fotoğrafı çektim. Var mı Zülfikar? Var göstereceğiz, göstereceğiz. Ben bunu yemem Luis sen küçüktün. Seni aldığı zaman küçüktün. Ben bunu yemem. Bunlar bak, Yakuza. Bu bizim adam. Şey mekanikçi Bob. He, çok Michael'ın Bob. Arkadaşıydı Fadıl zamanında. Fadıl'ın indirdiği adam mı bunlar? Evet. Bu mekanik de bizimle çalışmıştı. Dostları, dostları hepsi. Şu Yakuza. Bob. Dostları. Şu dost Yakuza patronu. Şişko Bob. Çok iyi hatırlarım şunu. Tamam gidelim. Aa, bu da Yakuza'ya özgürtüm yer daha var. Patron keleş filan var. Abi çok o da var burada. Hepsinin ayrı bir hikayesi var. Oğlum yavaş gidin lan. Tufan amca buyur önden gel. Davut abi. Gel abi soldan gelin. Bana abi, da söyleseydiniz keşke abi. Oğlum yeminimiz vardı biliyorsun tabii bizde yemine racona ihanet olmaz. Oğlum adama söyle dedik kafamıza vaza vurdu anas. O kadar değerli bir bilgi öyle düşünün yani. Tony amca her şeyi mahvetti ama. Ne kadar hadi güzeldi lan. Mi ya? Bütün 5-600 bölüm sonra arkadaşlar benim tüyler diken. Bakın. Patron! LSP'li karakolunu patlattığımız an. Karakol ve Adalet Bakanlığı. Bak sağda, sağdaki Fadıl. Gazetelerde görünüyor ki Seyfullah Bey. Bakın LSPD'nin gözetleyen kameralar. Bir dakika, güvenlik kameralarına bakarsanız. Gazetelerde yazılan hatta bu eski jilet zamanları. Hepsi onlar. Patron istersen dokümanlara gösteririm. Luis ben böyle bir şeyi C4'le patlatma anını biliyorum. Patron gazetelerde bir yayınlanmıştı bu. Bu... Ben ve Fadıl abiden başka kimse de yoktu. İkimiz yaptık biz bu görevi. Seyfullah Bey her hafta gelip buradan kontrol yaparım ben. Güvenlik kameralarından canlı olarak LSPD'nin içini ve nezarethaneleri izleyebilirsiniz buradan. Patron. Patron şurada da Fadıl abinin yaptığı her şeyin dokümanı var. Şurada da. Fadıl. Onu çaldığımız belgeler. Şu kasayı hala açamadık. Peki bana fotoğrafını gösterecektiniz. Çekil oğlum. Buyur bakın Seyfullah Bey. Buyurun. Bakayım. Fadıl polisten kaçtığı zamanlarda burada yatardı. Burada ailenizin fotoğrafı var. Peki Zülfikar bana bir fotoğraftan daha bahsetmişti gelirken. O gizli kasada gelin onu da size göstereceğim. Fotoğrafını söylemişti. Duvarda asıldığını söylemişti bana. Burada ne var? Bu resmini yatağınızın yanındaki çekmecede de taşıyordu işte. Müsker. Orası Bitcoin mekanımız. Bitcoin madenciliği yapıyorlar. Online yerler bura. Orası Bitcoin. Luis, o fotoğrafın doğru olduğuna eminsin değil mi? Efendim patron? O fotoğrafın. Evet. Doğru olduğuna eminsin. Patron ikimiz de ben gazetelerden görmüştüm. Bu Fadıl abi ve ben vardık sadece patron. Uçurmuştunuz o mu? Evet. Şimdi Seyfullah Bey sizi çok önemli bir yüzeye götüreceğim. Neresi? Ay dur. Geç patron. Hep gömülerim var diyordu Fadıl. Hep gömülerim var diyordu. Takıntı halinin rolü çok iyi ya. Belki benim bilmediğim bile vardır. Arkadaşlar ben de ilk defa giriyorum şu an. Hani şu an bu karakterle yani. Kan izleri. Ne? İşkence abi, odamız. Burası da işkence odası. Odasıydı. Şurada gördüğünüz soldaki ceset Altıntaş patron. Sağdaki de baronun cesedi. Hala kartele indirdiği zamanki ceset. Tren raylarını atmıştı Luis hatırlar. Kendisi burada halledip video çekerdi. Şey mi? Videosu. Topraklığıyla birleşip yapmış evet. Olduğu. Evet. 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 Luis doğru mu? Doğru. Patron. Git oğlum cesede bir bak istiyorsan hala duruyor. Cesedi mumyaladık. Olay yerinde biz bana bırakın dedi ve bir daha hiç dokundurtmamıştı bize. Patron. Zülfikar gel. Sen bana bir fotoğraftan daha bahsediyordun. Duvarda asılı. Abi her şeyi sırayla gösteriyorum. Şu an çok karmaşık bir oda. Kafama lak lak. Tamamıyla ikna olacağım. Çünkü kendi yaptırdığı bir şeydi o. Var mı böyle bir fotoğrafı? Var var patron var. Onu göster bana. Çabuk.
Oraya mı gidiyoruz şu an? Patron, şu an burası çok karmaşık olduğu için aklımı tutamıyorum. Yavaş yavaş. Bir önden bakayım isterseniz. Tony yavaş Tony. Luis koluma gir on Tony'nin. Vallanmayalım. Yavaş. Ben arkadan destek veriyorum. Luis. Adam destan yazmış. Evet patron. Tony sen bana Fadıl abimiz gibi değil kararları veremiyorsun. O yok oraya 4 milyon verdin diyordun ya. İşte hepsi evet, bunlar içindi. Hepsi bunlar içindi. Burayı bulmak içindi. Bunlar senin hakkın Luis. Kimsenin değil. Ne Gazi Osman'ın ne diğerlerinin. Burası senin hakkın. Patron. Seyfo abi, evet. Burası kapı, anahtarı bende yok. Kapı kilitli. Kapının arkasında ne var acaba? Nasıl henüz yok? Açmadım. Anahtarı yok. Bir dakika. Sana bugün bahsettiğim anahtar bir söylemiştiniz. Büyük ihtimal. İşte. Luis, Fadıl sana bir sandık vermişti. Ve evet, o şu an kimde? Kimde? Gazi Osman'da patron. Geçen ay bize ne dedi Gazi Osman? Gazi Osman dedi ki Fadıl ölmeden önce bu sandığı bana verdi ve Luis'e vermemem gerektiğini söyledi. Ne zaman ki buna layık olurlar ve biz şu an mafyalı ulaştık. Gazi Osman'dan o anahtarı aldığımız vakit... Patron. Kapıda her şey. Bir su var mı ya? Yemek. Su verin adama. Karnım acıktı. Çok yorucu. Al Luis, al. Davut. Ver. Şimdi Sefla ve size... Sana güvenmeye başladım. Tabii sağ olun. Şimdi sizi asıllara götüreceğim. Asıl yerde de çok önemli bir eşya vereceğim size. Normalde burayı Fadıl demişti ki zamanı geldiğinde Luis'a göstereceksin. Zamanın geldiğini nasıl anlayacağım dedim. Anlarsın demişti. Ben de onu bekliyordum. Ve o zaman bu zamana? Belki de bu zaman evet. Sakat bıraktın anasını bizi. Kim derdi ki Fadıl şehrin göbeğine böyle bir şey yapacak ha? Tam LSPD'nin göz önünde. 5-5 patron. Neden böyle numaralandırmış peki Davut? Buraları? Bunların bir kombinasyonu var ama henüz çözemedim. Çalışıyorum. Sadece Fatıl gelip... mu biliyordu? Evet, evet. Arkadaşlar şu an var ya tüylerim diken ha. İzleyenler tüylerim diken. Cephanelik. Mühimmat odası. Şimdi size çok önemli bir kasa göstereceğim. Patron RPG. Gelin. Luis. Gömüler dediği buymuş. Fadıl Bey. Bu kasanın içinde baron yüzüğü var. Açıyorum durun. Nasıl baron patron yüzüğü? Baron yüzüğü mü? Ama bunu... Bunu direkt çıkartırsak... Nasıl lan? Bir dakika Luis. Ne oldu? Yüzük gitmiş, Davut? Yüzük gitmiş. Dalga mı? Resim yapmış? Koymuş. Şu resme bir bakın isterseniz Seyfullah Bey. Ne var resimde? Benle Fadıl'ın resmi. Bakayım. 23 Haziran. 23 Haziran'da çekin. Polis. Mühür gitmiş. Luis bu fotoğrafları al. Büyük ihtimalle Fadıl bunun içine bir şifre bırakmıştır. Al bu fotoğrafları. Alayım patron şuna. Buyur. Her hafta gelip kasayı kontrol ediyordum. Bu hafta gitmiş. Baronluk müdürünün baron burada olduğuna nereden eminsin? Biz birlikte koyduk Fadıl'la. Birlikte koydunuz. Evet evet. Patron şurada poligon odası vardı. Nasıl yani? Hep Fadıl abi çok iyi silah kullanıyor. Fadıl! Demek ki... Yeğenim! Fadıl bu. Fadıl abi. Onun üstüne, onun mühürüyle. Yakuza ile yaptığı anlaşmada çekildiği fotoğraf mı bu? Evet. Evet, şurada Lightning'in fotoğrafını da görebilirsiniz. Zengin çocuk hatırlarsınız belki, helikopteri olan. Onun da fotoğrafı var burada. Luis. Şu anda tansiyonum düşüyor. Patron şu Terminator değil mi bizim? Bey. Patron. Patron iyi misin? Hadi. Oğlum bir suç alan adamın yüzüne lan. Kaldırın kaldırın Seyfullah'ı kaldırın. Daha vakti gelmemişti bunun ya. Gelmemişti işte. Tony'nin işleri. Fadıl? Fadıl mı o? Kalkın Seyfullah Bey kalkın. Yanlış görüyorsunuz kalkın. Patron kalk. Peki bunlar kim?
Patron Terminator bu. İş yaptı adamlar. Dostları. Terminator Randy ismiyle takılıyordu. Fadıl'ın gazetelere çıkan en çok sevdiği giydiği şey değil mi bu? Patron Tupac Ton amcanın oğlu. Ya işte. Bunun zamanı şu an değil. Bizi yalnız bırakın. Bizi yalnız bırakın. Davut abi ne yaptık biz Davut abi? Ah be Fadıl. Girme dedim be oğlum be. Bu pis işlere girme dedim sana. Kaç kere dedim be oğlum ya. Çakı gibi delikanlıydın be sen. Belki de senin fotoğrafların hiç burada olmayacaktı. Ne güzel köyümüzde Seyfullah dedemle Fatih babamla yaşayacaktık. Sen bu hallere düşecek adam mıydın be? Sen bu adamlarla mı çalıştın be Fadıl? Annen senin hep iyi bir insan olmanı isterdi be. Luis iyi bak oğlum. Şu fotoğrafa iyi bak. Sana senelerden beri söylemediği, senelerden beri göstermediği yer, gömüler, her şey. Bana Davut anlattı, Tony söyledi. Dedi ki, her zaman aklında başka bir plan vardı. Luis ne dediyse hep onun tersine gitti. Meğersem gizli işlerini senden de gizli burada yapıyormuş. Ama niye senden gizli yapmış ki bütün işlerini? Neden? Neden gizli yapmış? Metin ol evlat. Titriyor musun sen? Patron. Oğlum iyi misin? Ya patron ben... Hani... Bu Fadıl değil mi? Sen daha iyi tanıdın. Fadıl patron onun, Fadıl. Onun ceketine benziyor. Baronlukta geçtiği şey değil mi bu? Ama ne yazık ki Luis. Ne kadar gizli yerini bize söylese de bu iş için bir aydan beri uğraşıyordum Luis. Bunları konuşturmak için. Ama bunların, hain bunlar değilse bunların hiçbiri Fadıl'ı bize geri getirmeyecek. Getirmeyecek. O yüzden aslık aslanım dik duracaksın. Eyvallah patron. Burası artık senin Fadıl. Hak ettiğin gömüler bu. Tony. Bir dakika bir çekil Seyfo. Al Fadıl işte sana Fadıl. Ya. İyi bak. Gözü görmüyor. İyi bak Tony. Bak Fadıl. Yukarı ulan. Kaldır kafanı. O giydiği ceket işte. Vah. Fadıl. Patron. Yasını. Hey gidi. Söyle bir şimdi. Bu torunlar hain değilse. Hain kim patron? Hain kim? Hain sensin Luis. Hain başından beri sensin. Ben mi? Evet, sensin. Sen kendi benliğini unuttun. Bak, 2 aydan beri deli olduğunda ben size ağabeylik yapıyorum. Bana patronum dedin, beni saydın. Çünkü Fadıl'ın amcasıyım, aynı kanı taşıyorum. Ben buraya Fadıl için gelmiştim. Ne yazık ki öldüğünü duydum. Baron olduğunu, her şey olduğunu gazetelerden haberim vardı. Daha demin bir fotoğraf gördün değil mi? Namus meselesinden o bombayı siz patlatmıştınız değil mi? Evet patron. İşte sen kendi benliğini unutmuşsun Luis. Hainler ne yapar? Hainler şerefsizlik yapar değil mi? Ama sen şerefsiz değilsin. Hainlerin bir ortak özelliği de nedir? Kendinden geçmesidir. Sen artık bu saatten sonra kendine geleceksin. Sen bu saatten sonra artık akıllıca davranacaksın. Tony haklıymış. Bazı işlerde Fadıl'ı dinlemeyip kendi başına buyruk hareket edermişsin. Ve son 1,5 aydır görüyorum ki bana da aynısını yapıyorsun. Bu işler kolay değil Luis. Belki de Fadıl senin olgunlaşmanı bekledi. Belki de sana burayı söylemedi. Ve Davut'a demiş ki zamanı geldiğinde söyleyeceksin. Eğer ben bu işi gelip bu şehirde çözmeseydim senin burada ruhun bile duymayacaktı böyle bir yer olduğunu. Allah bilir burayı karıştırsak Fadıl adına neler çıkacak. Ha şimdi sen ne yapacaksın evlat? Sen ne yapacaksın? Ne yapacağım patron? Sen evlat bu saatten sonra baronluk mührünü arayacaksın. O masada Gazi Osman sana nasıl racon kestiyse... Özkan nasıl racon kestiyse öfkenle hareket etmeyip Gazi Osman'ın elinden o sandığı alman gerekir. Belki de o sandığın elinde içinde belki de anahtar var.
Belki de baronluk mührü. Baronluk mührü olduğunu düşünmüyorum. Olsa Gazi Osman baronluğunu ilan ederdi. En son Fadıl'ın havaalanında öldüğünü demiştin değil mi? Evet. Ya onlar da bir oyunsa? Çıkıyoruz Tony. Hadi çıkıyoruz. Sıkılabiliyor muyuz? Çıkalım. Ben son bir oda kaldı. Son bir oda kaldı. Bak bak şu resme bak, gençlik resim. Görüyor musun? Ey gidi. Zıpkın gibiydi. Gel gel gel. Ey gidi be. Fadıl yanında be. Kaldı. Hadi gidelim. Son bir oda kaldı. Ama odaya maalesef. Bir oda daha var, oraya da hiç giremedik daha. Vallahi Davut, sana olan güvencim daha da artmaya başladı. Sağ olun Seyfullah Bey. Artık size Seyfullah Bey yerine Seyfo diyebilir miyim? Diyebilirsin. Teşekkürler. Davut'u iki kafama vurmuşsun, onu söyleyeyim. Sağ ol Tony amca, sağ ol Tony. Vay be. Zülfü hangi oda kaldı, bakacak mısın? Son, son oda, altı oda. Siz gidin, ben Luis'i alıp geliyorum. Tamam. Bayıldı o ya. Luis, beni duyuyor musun? Luis! Luis! Luis? Hah, evet, oldu zannettim. Gel, son numaralı kapı kalmış. Ha, son numaralı mı? Şimdi sen oradaki fotoğrafa şahitlik ediyorsun. Evet patron. Ve baronken giydiği kıyafet fotoğrafı da doğru diyorsun. Evet. Ah be Fadıl be. Neden sana söylemedi acaba? Neden? Bir bildiği vardır illa. Gel 6 numara. Koşalım kardeşlerim. Ha Seyfullah Bey, bir de böyle bir yer var. Buranın içinde olduğunu biliyorum. Şifreyi henüz bulamadım. Kombinasyonlar deniyoruz ama. Belki siz biliyorsunuzdur. Var mı sizin böyle bir aile şifresi şifre falan? Şifre girme yeri burası. Bir dakika. Luis şuradan sana hiçbir şifre söyledi mi? Arkadaşlar. Olsun. Belki de sırrı çözdük. Belki de Fadıl ne olur ne olmaz Davut'a güvenmedi. Buradaki bankanın içine sakladı baronluk mührünü. Sanmıyorum ama olabilir. Bir dakika, iki şifre deneyeceğim. Belki de Luis. Bıçağın var mı? Evet. Var patron. Ver bıçağı. Dur bakayım mı? Yok patron, almışlar. Tamam, gerek yok. Bekle. Bende şöyle bir şey var ama işe yarar mı? Şöyle yapacağız, bir saniye. Lütfen açıl. Fadil alttan tire deli oglu. Çok var mı bir tepki? Yok. Yok galiba patron. Bir dakika. Son annemin, iki kapı annemin, kaldı ya. Annemin kızlık soyadı olabilir. Bir saniye. Allah pardon. Yavaş yavaş yavaş. Pardon, sinir oldum ya. Simsek. Var mı? Yok. Olmuyor. Tepki yok. Arkadaşlar. Yok patron. Olay belli. Buranın nasıl açılacağının göstergesi Gazi Osman'ın elindeki sandıkta. Peki Fadıl niye Gazi Osman'a bunu verdi? Çıkalım buradan. Kimseye söylemiyorsunuz yeri. Şimdi Seyfullah Bey, benim aklımda birkaç soru işareti oldu. Evet. Bunları size söylemedim ben başta, pek güvenmediğim için de şimdi açıklayacağım. Evet. Bu Fadıl vurulduğu zaman bizim polis departmanının içindeki çocuklara cesedi sordurttum. Dediler bana Davut abi buraya naaşı gelmedi kendisinin, ne oldu bilmiyoruz. Hı-hı. Bir de Fadıl'ın göğsünden 5-6 kere mermi yediği söylendi. Fadıl'ın şöyle bir huyu vardı, çelik yeleksiz asla ne çatışmaya giderdi ne tuvalete giderdi, öyle bir adamdı. Yani. Şimdi bir de baron mührü de baktık şimdi, kasada değil, ben her hafta gelip bakıyorum, geçen hafta buradaydı. Bir de içine resim bırakılmış, acaba şimdi benim nasıl, aklıma soru işaretleri kaldı. Sen geçen hafta buraya geldin, baron ben her hafta buradaydı. Gelip her hafta gelip mührü kontrol ediyorum burada. Öyle bir görevim var benim. Bulundu mu yoksa bura? Bulunduğunu sanmıyorum çünkü burayı bilen tek kişi benim, bir de Zülfü. İmkansız. O zaman bir dakika, Fadıl'ın yaşadığından mı bahsetmek istiyorsun? Evet, şüpheleniyorum birazcık. 11, çünkü 17. Naaşı hiçbir zaman bulunmadı kendisinin. İmkansız. Tony, sen görmedin mi? Evet. Fadıl'ın 11 kuruşun yediğini.
Yal biz Jessica ile kaçarken şeyle bayağı bir kurşun yediğini kendisinin gördüm. Kendisinin çelikeli vardı, kafasından ya. Vurulmamış. Gövdesinden tamam. Yemiş tüm mermileri. Tamam siz çıkın. Neyse bir dakika konuşup geliyorum. Arabaları hazırlayın. Tamam şey gel. Patron. Davut'un dediğine göre her hafta buraya geliyorum. Evet. Sandığı kontrol ediyorum. Baronluk mührü buradaydı evet. Fakat bir hafta gelmedim. Şu an geldim yok diyor. Şimdi burayı Zülfikar ve Davut'tan başkası bilmiyorsa bu mührü kim almış olabilir? Patron onlar bilmiyorsa Fadıl abi biliyordu burayı. Ya da başkası bir kripto bir adam mı biliyor ya da bu Davut bize gene bir oyun mu oynuyor? Belki de Fadıl'ın gitti sahte fotoğraflarını buraya koydu. Ve bu Davut sizin içinizdeydi. Oradaki senin bomba patlatma sahnenin fotoğrafını çekti buraya koydu. Ne malum. O yüzden beni çok iyi dinle. Bu saatten itibara gizli görevini veriyorum. Davut nereye giderse gitsin Zülfikar da öyle takip edeceksin. Eyvallah hocam. Gizli gizli. Buraya geliyor mu gelmiyor mu? Belki de bizi bilerek buraya çekti. Belki de Fadıl'ın gizli yeri hiç yok. Belki de başka bir yerde. Bunu bilemeyiz. Çok dikkatli ol. Hiçbir çocuğa da bundan bu saatten sonra bahsetmiyorsun. Eyvallah hocam. Hadi. Arkadaşlar efsane bir video oluyor. Cidden tüyler diken. Burayı hiç bilmiyordum böyle bir şey olduğunu. Görüyor musun? Sistemlere bak patron. Zaten bu sigara kaçakçılığı yapardı. Çok severdi Fadıl sigarayı. Severdi patron. Vay 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 vay. Ben bir telsize bağlanayım. Bekleyin beni dışarıda. Kardeşim ekran yakalamayı kapayım. Bir telsize bağlanayım. Telsiz neydi? Bir dakika. Tamam. Hemen ekranı veriyorum. Ben böyle bir bölüm görmedim arkadaşlar. Neredeydi bunlar? Şu aşağıda patron. Tamam. Bir dakika patron. Adem hatta mısın? Gidiyor muyuz patron? Sera sen hatta mısın? Gidiyoruz gidiyoruz. Hattayım patron. Tamam şu bagaja koy. Ne yaptınız LD koyun arama işini? Şu an bir tek ben arıyorum. Hayır ben de arıyorum şu an dağları. Patron benim bir ufak bir işim var. Ne işin var Luis? Patron gözümden bir şey kaçtı da bir saniye geleceğim ben. Bekliyoruz seni almadan gitmem. Tamam. Arkadaşlar beni iyi dinleyin. Herkes malikaneye gelsin görev dağılımı yapacağım. Hemen geliyorum patron. Patron. Ya bu Luis'e burayı göstermekle hata mı ettik acaba ya? Hani Fula Bey ben size söylemiştim ama. Yapacak bir şey ama bilmesi de gerekiyor. Çocuğun yaşı gelecek artık 40'a dayanıyor. Vay be Zülfi. Patronla da oyun ettin ha. Vah be Zülfi. Patron yeminim var. Ben bu fotoğrafı köşemde saklayacağım ya. Kırmızı Ferrari bizden mi? Ah ah. Nerede bu? Patron bu helikopter kimin acaba o? Galiba fotoğrafı sökecek herhalde. Fotoğrafı sökmeye gitti bence. Tony arkadaşlar, ayarladın araba efsane bu arada. Aracı olduğun adama gittim geçen ucuza bıraktı. Hayır. Fena bir şey yapar. Rengi de çok hoşuma gitti. Lan buna bir fulletmedik galiba bizim ya. Fulletmemiz lazım. Arabası vardı öyle diye düşünüyorum. Patron sana bir şey soracağım. Sor aslanım sor. Bizim aracım bu marikenin üstten helikopterler vesaire geçiyor bizim ama. Bu bütün halleri sordurttum. Hiç kimsenin bu helikopteri yok. Tamam helikopter işine yarın alacağız tamam mı helikopteri? Sen helikopter de para var almaktan bizi, attım abi sana. Bizde yok. Attım abi sana hepsini. Tamam. Bir de o helikopter keleşli abi. Alacağız. O helikopter işte sıkıntı o. Helikopterde hı-hı. Keleşli adamlar var abi. O helikopterli adamlar sence benim düşündüğüm Rus adamları mı? Abi bilmiyorum hiç bilmiyorum. Hiç seslerini duymadım yüzlerini görmedim abi. Geliyorlar sıkıp kaçıyorlar sadece o kadar. Geçen gün gördüm abi bunları. Hı-hı. Polislerle havada savaşıyorlardı. Çocuk bize çok artistik yaptı. Mafyoluk ya biraz. Gazi Osman Paşa da olabilir. Gazi Osman Bey'le de savaştı. Bu gördüm. Gazi Osman sıktı. Gazi Osman iyi bir adam. İyi bir Gazi adam. Gazi Osman'la savaştı abi bu ve adamlar. Ve Özkan onu oynatıyor. Bunun başka... Gazi Osman Paşa birazcık ensesine vurmalığın alt tipinde bir adama evet, benziyor. Evet. Luis biz malikaneye geçiyoruz. Hızlı şekilde buraya geliyorsun. Çabuk. Arabaya bindim patron geliyor.
Herkes arkadaşlar gelsin. Bu Lost MC'nin patronu benimle patron, çok görüşmek istiyor. Benzine bitti. Çabucak. Kalabalık bayağı ya. Artıyorum oraya girmiş. Evet. O yüzden hani diyor ben bu adama güvenim mi güvenim, galiba çetelere silahı bu mu satacakmış? Aha, onların satışı ondan sorumlu. Muşta, sopa. Kartele martele şey değil yani. Yok, onların kendi şeyleri var, çöplü. Los Santos Merkez Camii'nde ezan okunuyor galiba. Evet evet, evet, bastı baya. Beni fadılmış etti. Bu evet. Gazino açılacak mıymış Tony? Onun çalışmaları varmış gazetelerde. Burası eskiden Gazi Osman'ın. Şu yeni cumhurbaşkanı yaparsa güzel olur. Ne? Nasıl bir video geçecek değil mi? Artık harbiden bazı şeylerin oturması gerekiyor ama iş zor. Şimdi Davut, bu Luis'in yanında söylemedim ama sen baronluk mührünü her hafta buraya bakıyordun ve şu an yok. Sen bir hainden şüpheleniyor musun? Ben hain olduğunu düşünmüyorum çünkü bu aşırı gizli bir yer. Kimsenin tahmin edeceğini düşünmüyorum. Ama ya bilen varsa ne olacak? Tabii varsa çok kötü bir şey bu çünkü baronluk mührü gitmiş. Ama en son ne zaman bakmıştın? Geçen çarşamba baktım. Allah Allah. Her çarşamba giderim ben. Bu adamların falan var mı? Hani bir Davut Pikman adamları kurmuştun sen. Hiçbiri bilmez onların, yok. Sadece Zülfü ile ben biliyoruz burayı. Bir defa Adol biliyordu. İyi hadi bakalım. Selamlar çocuklar, ne yaptınız? Merhaba patron. Bir karışıklık oldu. Bunu anlatmamız lazım size. Bu bayatalardan bir tane eleman vardı. Ben gene tamam. ismini unuttum. Bizden Maho'ya laf attı. Dedi ki kemiği var bende, gelsin alsın diye. Tamam. Daha sonrasından biz burada toplandık. Sen bize bir olay olursa bağımsız kıyafetler giyin demiştin, evet. Hatırlarsan. Evet. Bağımsız kıyafetler giydik. Farklı bir şekilde kılık değiştirdik. Maske taktık. Peşlerine düştük ama bulamadık. Kendileri kaçıyorlar. Bir de iki tur bizi farklı arabalarla takip ettiler. Bunların krem rengi arabalar var ya. Nerede oldu bu olay? Motelde oldu. Daha sonrasında mekaniklerin önünde Malikane'nin girişine kadar takip ettiler. Biraz bekleyip gittiler. Geri gelip beni alabilir mi ya? Bulursak indirecektik patron da, haber verelim dedik. Cevap vermiyor. Hiç telefonlarımı açmıyor. Arkadaşlar korkutan bunların Malikane'si biliniyor mu? Biliyoruz. Biliyoruz. Biliniyor yani, değil mi? Şey olarak biliniyor evet, yani. Evet. Tamam. Gideceğiz oraya şimdi. Yani sen bize müsaade ver patron, ben bunları karım yapayım. Yo. Biz de şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar herkes acil malikaneye gelsin. Acil. Tony Bey iyi misiniz? Çok şükür elektrikli aldık. Belediye sağ olsun elektrikli şey verdi. İyi. O var ya, çıta gibi. İyi oldun Tony Bey. Çok şükür. Ben toparlayacağına inanıyorum. İyi. Oğlum doktorlarına falan bakın, tamam mı Maho? Kadede bir haftaya bir şey kalmaz moruk dedi. Kadın doktor getirmeyin ha aman. Yok yok, bize sıkıntı yok, sen rahat ol. Patron bizim evet. Hader diye bir tane yaşlı doktor var aslında. Öyle mi? Eski ortopedist. İstiyorsanız konuşabilirim, tamam, yardımcı olabilir. Güzel olur da fizik tedavi için işte bir ortopedici lazım. Şey. Yani fizyoterapist özelliği de var diye biliyorum beyefendinin. Daha öncesinden kendisi belgesini almış. Çok iyi. Prostat da var Alex bizde. Şimdi beni iyi dinleyin. Bu kadar mıyız şu an? Arkadaşlar evet, Bayata ailesinin malikanesine gidiyoruz. Haydi. Bayatalar mekanikte patron. Hepsi. 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 Pardon. Ah Tony. Tony amca. Tony yapma. Yapma. Neyse, senden gelecek her şey güldü. Patron. Nisa. Geçliyiz. Ben evet, biraz uyusam olabilir mi? Uyuyacak mısın? Evet. Yoruldun kızım sen de, doğru. Sabahtan beri oraya koş, buraya git. Patron benim tamam, uyumam lazım. Bir bu de, olaylardan kafam kaldırmıyor artık. Hı-hı. Tamam Zülfü benim... senle sonra konuşacağız biz. Sen geç. Tamam patron, çok kafam ağrıyor. Bu LD coin'in olduğu yer vardı. Çok ya, şey aradığınız ya. Yer. Evet. Orada kırmızı bir Ferrari dolaşıyor bu arada, haberiniz olsun. Aynı yerde. Evet. Vallahi kartelin mi? Adam, evet, kartelin adamı olabilir. Ben çok şüphelendim çünkü tamam. Onlarda kırmızı bir Ferrari vardı. Tamam, bakacağız oraya. Eyvallah hadi. Adem sen önden git, takipteyim. Geç öne Adem. Patron mekana basıyoruz değil mi? Allah, duymuyor mu beni ya? Adem abi siz yapın, biz de arka taraftan koruma kortejiyi yapalım. Mekanı basıyoruz mu Batu? Sen mekanı biliyor musun? Mekanik? Yok. İleriden yok. Sol. Malikaneye gitmeyelim mi? Mekanikteler mi şu an? Patronun önden gitmemizi mekanik ister dediler. Olursa... Mekanikler var patron. Alex mekaniklerine gidiyoruz, oradalarmış. Tamamdır patron, ben öne geçiyorum, bir problem olmasın, önünüz kesilmesin. Aman çok çata pata girme, bak götümüz başımız tutmuyor. Vallahi geçeriz üstünden, ha sen sakin olsana be. Neyse beni koruyun yeter ya.
Gerekirse seni öldürürüz. Ne diyorsun sen? Şaka Tonamcı, şaka ya. Yani. Bak bak. Sen kimin resmi uzun, var? Uzun yıllardır biz bendesin Tonamcı. O resmi yapar mı ya? Gösterme o resmi bana ya. Bak bak. Wow. Zıpkın gibiydik, anlıyor musun? Arkadaşlar içeri racon keser gibi giriyoruz ama silahları çıkartmayın. Patron sıkarlarsa? Sakin olun. Tetikte olun, sıkarlarsa öldürün hepsini. Oğlum dikkat inin oğlum. Mekaniği boşun. Boşaltın. Boşalt mekaniği. Selam. Aleyküm selam, buyurun. Kendinin bir girişi olur. Patron nerede senin? Poyraz nerede? Patron burada değil. Nerede? Çağır. Niye geldiniz? Şehirde mi şu an? Evet. Telefonlarımı niye açmıyormuş bir sor bakayım. Ve çağır onu buraya. Hadi. Elemanlarına da söyle kaçmasınlar oğlum. Yemeyiz lan sizi. Sen aslan hadi oğlum, hadi oğluşum. Çağır adamını. Bak, gel, adı, gel. Adın ne senin? Gel. Senin adın ne? Bir söylesene. Gel. Bir dakika. Bir oğlum dakika adın ne? Gel şöyle adı. Gel. Oğlum patronla de ki bir şey konuşacağız de bu mafyalık mevzusuyla gelsin. 6'dır arıyorum, açmıyor şehirde olmasına rağmen. Ben onun bir yerini açacağım bak. Acil ara gelsin çabuk. Malikanenizi biliyoruz. Oraya mı uğrayalım canım benim? Konuşturma senin, beni. Çağır şu patronunu. Senin bir dakikanı 1000 dakika yaparım. Sabaha kadar rezerim seni. Ara. Senin adın Ahmet değil mi lan? Bir dakika evet. Abi, Ahmet bu mu? Aha bu işte abi. Kim tamam. Bu? Bize bu abi it bu. Diyen. Yavşak it işte diyen. Bu. Ha, bana bak düşse gel. Patron. Tasmanız nerede? Getir tasmanı. Kemik Ahmet. Patron kemik Ahmet. Bana düşünen bunlar. Kemik Ahmet bu mu? Bu abi bu. Şimdi de tamam, al bunu. Karşımıza kedi oldu. Şu nereye patronunu bir gel buraya. Gel buraya. Bir adım daha atarsan tamam, bu mermileri kafana tamam, boşaltırım seni. Sakin ol, sakin ol. Patron bizim arabaya alıyoruz bunu. Sakin olun. Kes lan sesini. Dediklerimizi yap, sana da bir şey olmaz. Tamam tamam, bekleyin. Ne sözümüzü dinlemezsen kafana sıkarım, dikkatli ol tamam, ha. Tamam. Başını izleyin arkadaşlar. Arkanı dön. Alo. Söyle. Arkanı dön dedim. Mekanındayım, mekanında. Bir şuna bir plastik kelepçeye sen takacaksın, takayım mı? Tak sen şuna. Tamam kapa. 50 bin lira aşağı arkaya doğru getir. Mekaniğe gelmeyin sakın. Hepsi burada. Patron. Ne dedi? Şşş, arabalara binin. Biz de onu istiyoruz oğlum, gelsinler. Ha, gelsinler. Ha gelsinler. Patron bu bunu yaptı ya. Ahirete gidecek bu arada patron. Mezarlığa. Evet. Hayırlı olsun şimdiden arkadaşa. Kelepçeyi taktım ben arkadaşa. Tak, tamam tak. Güzel. Tak. Tamam at şunu arabaya gidelim. Bakın arkadaşlar. Yürü önümden. Bindir onu, bindir. Yürü önümden. Ben alayım telefonla bunu. Telefonla falan at şunu. Ver bana bunu. Gelsin. Ver bana gel. Okey. Oh. Gel canım. Gel bana. Niye açmıyor bu? Bunun telefonu değişti bence bu arkadaşın. Ya yani. Sizin amacınız ne, ben onu anlamadım. Görücün ya. Görücün amacı etkiyi, gel. Beni takip edin. Açmıyor baksana, telefonları da açmıyor yavşak. Saygısız herif. Arkamızdan laf etme kolay. Baktın istersen çekmeyin mekana. Ne yapacağız, ne yapacağız? Ağzına çorap sokluyuz. Abi kaçan araç arkada bu arada. Peşine düşün. Döndüm abi. İndir şunu. Tamamdır Hasan. Abi sıkıyoruz biz bunu. Beni bırakın. İşimize sıkın, yaramam. Sıkın sıkın sıkın. İnfaz. Patron. Beni tuzağa çağırdıkları yer de burası. Tevafuk ha. Lavuk ne kadar ucuz. Evet, zayıf. Patron. Beni neden buraya getirdiniz? Sen onu patronuna söyle koçum. Patronun yapmış olduğu şerefsizliği ve racon çiğnemezliği... Abi o yanınızdakine deyin de bir öksürsün o ya. Seni bu hale getirdi. Patronum ne yaptı tam olarak? Şimdi aç oğlum. Bu arada patron. Patronlara bana mesaj atmış. Bize özel mermi hazırlamış. Güzel, güzel, güzel. Öyle yazmış bana. Şu an mı yazmış? Ha? Dün UTC ile ben tamam, uyduktan sonra yazmış. Sana özel ceset hazırladık dersin. Patron. Ben bu arkadaşın fotoğrafını atacağım direkt. Bu patrona. Ne? Luis. İstersen şunun işini bitirelim. Bu bir piyon patron. Arkadaşlar bu şerefsizin leşi Luis'in hakkıdır. Eyvallah patron. Benim sözümü dinlemeyerek mezarı...
Nur içinde yat güzel kardeşim. Hadi eyvallah. Evet. Şimdi Yasin, al bunun fotoğrafını. Aldım patron. Biz de sana akşam yemeğe ceset hazırladık diye altına not düş. Aldım patron. Aldım. Dur ya, bir dakika, içimde kalmıştı ya. Alın, hadi. Polis geliyor patron, çıkışı. Efendim Adem. Patron, seni çıkartalım. Adem, durum nedir Adem? Abi kaçırdık. Nasıl bir araçtı? Bu McLaren var ya, ondandı. Abi karbon McLaren. Nereye doğru gitti peki? Mekaniğin üst tarafından otele doğru döndü abi. Otelden kaldırabiliriz patron. Tamam tamam, sıkıntı yok. O taraftan değil, sağ taraftan köprüye girelim. Çaktırmayın. Bir de arabaların farları kapatalım istiyorsanız, ne olur ne olmaz. Dikkat çekmeyin. Bu Alex denen çocuğu tuttum abi. Sağlamdır, sağlam sağlam sağlam. Güzel. Bir adamını aldık. Bundan sonra beni dinleyin. Delioğlu mafyası Bayat ailesine savaş açmıştır. Bu eyvallah. Savaşın ismini açıklıyorum. CK. Eyvallah patron. Eyvallah Seyfullah. Kaybedersek ahiret, kazanırsak sen doldur gerisini. Zahil et. Cesaret patron. Ulan cesaret. Zahiret de öyle bir şeydi de patron. Ne diyorsun ulan? Davut Bey, kitabınızı eski yazıyor mu Zahiret diye? Zahiret diye bir kelimeyi ilk defa oluşturdu galiba. Neyse, adamını aldık. Güzel, Poyraz denen adam benim telefonları açmıyor ya. Ben anlamadım. Neyse, zaten kartelden aldık bu yetkiyi. O yüzden çok büyük bir sıkıntı olacağını ben düşünmüyorum. Şurada bir duralım da. Sen ne yapacaksın Luis şimdi? Allah patron. Ne yapacaksın Hasan'ım? Benim gizli işlerim var çünkü. Davut'u alıp bir yere gideceğim ben. Tamam patron, biz de abi mekanikçi birileri var. Bayat avlarız patron. Adem, ben şehir dışına çıkacağım, tamam mı? Komuta Luis'te baş korumanıza biat ediyorsunuz. Bayatalara karşı bugün savaşımız açılmıştır. Bu savaşın ismi CK'dır. Tamam mı? C.K. Haydi bakalım. Patron. Tamamdır abi. Görüşürüz. Bunlar mekanikte Luis. Anlaşıldı. Haydi. Biz Alex'in arabadayız. Davut, biz gidelim. Gidelim. Mekanin üst tarafında bekliyorum sizi. Beraber operasyon. Hedef Bayat Hanım patronu. Ona fantezi yapacağız. Otele doğru geçiyorlar. Ota doğru geçiyorlar. Allah bilir seni var ya, seni böyle bir titretsek Allah bilir senden daha ne bilgiler çıkacak. Vallahi bizde bilgi çok ya. Bu saatten sonra ne yapmayı planlıyorsun? Bakalım ya, artık pek bir amacım kalmadı aslında. Şu an gizli yeri söylemek, Luis'a söylemek için bekliyordum. Onda Tony amca yüzünden açığa çıktı. Bir amacın kalmadı yani değil mi, artık bitti görevim. Seyfullah ne yapıyorsun? Otel tarafına başka bir amacın kalmadı ha? Seyfullah Bey, söz verdiniz bana. Arkana dön, şuraya geç. Geç lan geç. Seyfullah Bey, ben sizi racon bilen bir adam sanıyordum. Şşş, racon da biliriz, hayatı da biliriz. Rüşkün, sadece merak ettiğim tek bir şey var, onu soracağım sana. Doğru cevap vereceksin. Şapkanın altında ne var? Çıkarayım hemen. Belki de baronluk mührü onun içinde. Hayır, böyle bir şey kesinlikle yok çıkart, zaten. Çıkart kafatasına bakacağım. Rüşatöre girdiler. Tabii. Baronluk mührünü mü yuttun, ne yaptın? Tamam, otelin çevresine geliyoruz. Allah. Bekliyorum, bankanın bakın, önündeyim. Bakın, şöyle tabanca taşıyorum orada. Zor durumlar kafanda için. Kafanda tabanca taşıyorsun. Evet. İyi iyi. Tamam. Sana son odaydan sonra çok güvendim Davut. Seyfullah Bey, vallahi altıma bıraktım, çok korktum. Yapmış olduğum bütün işlerden ve yardımlardan dolayı sana teşekkür ediyoruz. Ama çok sağ olun, estağfurullah. Bu saatten sonra artık bu bir aile meselesidir. Daha sen bu işe karışmayacaksın. Tabii ki. Belki başka zamanda, başka bir yerde, başka bir zaman diliminde seninle görüşeceğiz. Arkanızdayız. Tamam. Arkanızdayız. Teşekkürler Seyfullah Bey. Bu, hoşça kalın. Bize söylemediğin ve arkamızdan iş yaptığın için yayı olarak şehre gideceksin. Bekleyin, göstermeyin. Onlar tabii, sağ olun. Vuralım. Yürümeyi çok severim zaten. Arkadaşlar böyle bir bölümdü. Mekanın içine girelim. Çok güzel bir bölümdü. Tüylerim diken diken oldu. Bayataya CK açtık. Allah'a emanet olun. Beğenilerinizi bekliyorum. Bizleri unutmayın. Haydi görüşürüz.